Selamünaleyküm arkadaşlar. 2024 25 Ocak. Havanın güzelliğini ama keskin bir soğuk var. Lokman Bey'e doğru gidiyoruz. Maşallah maşallah tavukların güzelliğini yayılıyorlar. Kızlar kolay gelsin. Yeni yediniz, iyi mi attım? Siz de burada bekliyorsunuz. Oy 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 ateş. Lokman Bey'i götürüyorum. O da koçlara bakacak. Akşam bakışı. İkinine bakıyor. Ezan yeni okundu. Köyümün güzelliği her haliyle güzel. Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler de sorarsanız hamdolsun iyiyiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Koyunlara, kuzulara, koçlara hepsine birlikte bakmaya. Şimdi koçlarımıza bir yem hazırlıyoruz. Hemen onları vereceğiz. Onları verdikten sonra tekrar koyunlarımıza bakacağız. Koyunlarımızı onların yemlerini hazırlayacağız. Güzel hazırlayacağız, vereceğiz. Ondan sonra kuzularımızı şöyle bir kontrol edeceğiz. Kuzularımıza bu sene ben memnun değilim. Küçük küçük kalır vallahi, şöyle şöyle küçük küçükler. Onlar adam olur mu bilmem. Evet, ondan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Ondan sonra da normal doğal işlerimize bakacağız. Bugün fazlalığımız geldi. Onun okul biraz izine girdi, tatile girdi galiba. O bir iki hafta, bir hafta, iki haftaydı değil mi Ayşecik? İki hafta Ankara'da kaldı. Yok, bir hafta. Bir hafta mı kaldı? Bir hafta kaldı. Ondan sonra burayı özledim dedi. Buraya getirdik. Geldi daha doğrusu. O var. O zaman güvercinlerimiz, güvercinlerimizden bir tanesi yine ölmüş. Bu en sevdiklerimden bir tanesi. Üşüdüm Lokman Bey, alıyor yapacak musun? Bir şey yok. Mont giymiş. Şunu bir karayım. Maçı da ondan sonra bir. O zaman şu koçlarımıza şu yemimizi hazırlayalım. Arkadaşlar soku besiyle kırmayı karıştırıyorum böyle. Her gün karıştırdıktan sonra veriyorum. Böyle yapıyoruz. Güzelce hazırlıyoruz. Hatta şey yapıyorum ben, normal gibi arpa da veriyorum da bu aldığımız yemin şeyi çok olduğu için, denesi çok olduğu için ona gerek görmedim. Böyle karıştırıyorum. Ondan sonra veriyorum. Günlük bir kere bakıyorum arkadaşlar. Hemen hemen bir kiloyu geçiyor. Bir kilo 100, bir kilo 200 gram veriyorum. Koç başına şöyle yapayım. Taşıcık. Ondan sonra da koyayım. Güzel de karıştı. Dökülmesini. Evet arkadaşlar. Diş randevumuzu da aldık arkadaşlar. İşte önümüzdeki hafta salı günü inşallah diş randevumuzu aldık. Diş doktorun Balıkesir'e gideceğiz. Bakalım. Ne yapacağız, ne gideceğiz? Orada belli olacak. Evet, şöyle koyduk mu bu iş tamamdır. Evet arkadaşlar, şimdi hemen bellerini açacağız.
biraz saman vereyim, içindeki olun içindeki temizleyin. Ondan sonra balyayı dökeyim. Bunu da dökeyim. Koçlarımızın suları donmuştu. Havalar soğuk, hayat. Sularımız da don. Vallahi bizim buranın bir işte su sorunu var. Yazın kesiliyor, kışın donuyor. Öyle bir şeyler var. Devam ediyoruz. Ama bugün hava, dün iki gündür iyiydi ama bugün ayaz. Isızıyor gerçi ama yine de ayaz. Devam ediyoruz arkadaşlar böyle. Sular don. Evet, sularımız mularımız don vallahi. Zor. Vallahi ne yapacağız bilmiyorum. Devam arkadaşlar. Onu ver, yapacağım tabii bunu. Maşallah, maşallah. Şu şeyi versene Ayşe. İçinde saman var, samanı ver de şunun içine dökelim. Onu giderken şey, ambarın içine atıver. Güzel. Bakalım bir bizim güvercine. Yavruya bir bakalım bir. Yumurta var mıdır? Yoktur. Yoktur. Evet. Şu koyunlara bakarken İyi ama yine buralarda yumurtluyorlar değil mi? Evet, buraya yumurtluyorlar. Şurayı sen mi aldın Lokman? Şunun yanındakini. Yok. Orası kalkmış. Bizim koyunların işidir ya. İçeri girince. Nerede işte. Orada yolamıyorum. O yerlerdedir Ayşe. Orayı temizlerken çıkar. Şu bizim yavru güvercine de bakalım. Şu mu acaba? Tahta mı ki? Yok, böyle değil. Bir tahtaydı, sen çakmıştın. He. Evet arkadaşlar. Ben gidiyorum. Evet, içeride bir tane kırığımız var. Erkek zannedersem. Arap. Evet, bir tane. Onun da var. Evet, şu arka tarafta arkadaşlar. Arka taraftaydı. Arka tarafta öyle bulduk. Bir tane yumurta yumurtlamışlar ama hiç onu da sahiplenmediler. Şu yere yumurtlamışlar. Evet. Şu da yavrumuz da burada arkadaşlar. Rengi de güzel oldu. Evet, ne haber? İyi misin? Annen doyuruyor mu? Hay canım bakayım. Doyuruyor mu anne seni? Bunun da durumu iyi. Bakalım. Evet. Sularımız gelmiş. Dondu, çözüldü. Orayı yine saralım bugün de. Gidelim. Ben şurayı örtelim. Şöyle de. Soğuk çünkü hava arkadaşlar. Şöyle dursun. Hava soğuk. Yavru şey yapmasın, etkilenmesin. Ayşecik. Çizilmiştir, ev don. Çizilir buraya. Evet. Şimdi hemen gideceğiz. Koyunlarımızın yeminini hazırlayın. O zamana kadar saat 5-5-15 olur. Büyük ihtimal. Mavi nerede? Mavi hortum. Ondan dışarı takayım da ev don ya. Sular dolu. Mavi hortum burada hemen. Ama şeyde. Şurada. Tezek. Evet. Ondan sonra da anca bakarız. Evet. Bu da beyefendilerden bir tanesi, değil mi? Ne yapıyorsun? Hey, ne yapıyorsun? İyi misin? Evet. Karacamız da burada. Ne oldu? Evet.
Devam arkadaşlar. Bu da beyefendilerden. Tabii. Bunun ikisi de beyefendilerden var. Renkleri de böyle hafiften sarımtıra çalıyor. İkisi de bunların şu iki horoz arkadaşlar. Bahtiyar Gül'ün verdikleri horozlardan. İşte bunların biri bizim, biri de Bahtiyar'ın diyorum ben. Bakalım iyice yesinsinler. Ondan sonra Bahtiyar'a vereceğiz. Bahtiyar afiyetçe yesin inşallah. Evet. Evet arkadaşlar, bu sene vallahi kuzularımıza pek iş yok gibi. Bakalım. İnşallah şunlar adam olursa kurtaracağız. Eğer olmazsa cidden biraz işimiz zor. Şuna bakın. Yediği halde halen öyle. İnşallah şunlardan adam olur. Bakın şöyle ağzı yarı oluyor. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Altına onu kaç kere de dağıtıyorum. Temizliyorum. Hemen hemen 3-4 gün oldu. Onu temizleyeli yine aynı olmuş. Hiçbir azalama var mı? Bilmiyorum ki valla azalma var mı? Neyi? Neyse bu sıralarda yine bakacağız. Evet, şurada bir 51 numaramız var. Bakın öyle düşünüp duruyor. Yine ona bir iğne vuracağız arkadaşlar. Dün vurduk. Dün aynı bu saatlerde. Bugün aynı saatlerde bir daha vuracağız. Evet, lambalarımız da arkadaşlar. Güzel, bayağı bir işe yarıyor. Çünkü bu aralar havalar soğuk. Bunlar bayağı bir iş yapıyor arkadaşlar. Isı veriyor arkadaşlar bunlar. Onların teknik adı neyse ben bilmiyorum. Ben köyde oturuyorum arkadaşlar. Ben köylüyüm. Bu ısı verici lambalar. Isı lambaları diye geçiyor. Üstlerinde de öyle yazıyor. Onun için ben de ısı verici lamba diyorum. Çünkü aynı o verdikleri kutuların üstünde de öyle yazıyor yani. Isı verici lamba diye. Ama güzel oldu bu gerçekten. Bayağı bir işe yaradı. Böyle kötü zayıf hayvanlar neyi hemen altına geliyor. Yani ben şuradan göstereyim şunları gibi. Bakın devamlı burada duruyor. En azından soğuktan muğuktan ölmüyorlar. Ondan sonra gözlerinde biraz problem vardı. Gözlerini kurtardık gibi sanki arkadaşlar. Gözleri iyi, fena değil. Düzelmeye düzeldiler. Ama ağızlarında 2-3 tanesinin ağzında yara var. Onlar da fıstıkla ne yapıyoruz? Şey koydum buraya. Taş koydum. Yarama taşı koydum. Tuz koydum. Yani Çankırı'daki Çankırı taşlar, tuzları var ya arkadaşlar, onlardan koydum. Güzeldi. Sularına da elimden geldiği kadar dikkat ediyorum. Hemen hemen bitirmelerini bitirecek kadar koyuyorum. Ondan sonra temizleyip yıkayıp tekrar yenisini dolduruyorum arkadaşlar. Vallahi elimizden geleni yapıyoruz yani. Biz elimizden geleni yapalım. Alın terimizi dökerim de. Allah-u Teala alın teri yemez. Hakkımızı verir mutlaka. Ayırmıştır rızkımızı. Onun için ne yapsak bize fayda etmiyor. Bu soğuklarda bu da iyi oldu arkadaşlar. Tankımızda gerçekten şart yani. Her işletmeye bir tane böyle bir, hatta iki tane neyi tank lazım. Niye diyeceksiniz? Çünkü hava soğuk havalarda donuyor. Donmasa bile düşünün yani, donmadığını bile düşünün. En azından suyu buraya direkt, yani aslında su bağlantısını direkt buraya bağlayıp da direkt buradan keşke versek. Hem dinlenmiş su olur, hem böyle soğuk ayaz su olmaz. Hem koyunlarımız için, hem kuzularımız için bence birebir su tankı lazım arkadaşlar. Yani demek suyumuzu doldurduk arkadaşlar. Dışarıya çıkalım şuradan mı, çıkalım mı? Yok, çıkmayalım. Çünkü su suyumuz dolsun, onu tamam çıkalım. Evet arkadaşlar.
Hemen musluğumuzun üst kısmını da böyle çağırdık. İnşallah. Etkisi oluyor arkadaşlar yani gerçekten. En azından donsa bile biraz güneş gördüm mü açılıyor. Bu yüzden iyi yani. Evet, koyunlarımız yedi yemeğini yavaş 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 gidiyorlar. Bu tavuklar dışarıda kalmış Ayşecik. Ayşecik'in haberi yok. Aha bak bak, bir tane bu, bir tane de bu. Ayşecik, göstereyim sana. Halen gelmeye gitti arkadaşlar. Ayşecik, burada iki tane civcivin var. Nerede? Aha, biri burada geziyor, biri orada geziyor. Aha, üç tane oldu. Evet. Arkadaşlar şimdi şöyle bir koyunlarımızı çekeyim yediklerini. Böyle hayvanlarımız da yemeğini yiyorlar. Güzel. Yemeğini yiyen gidiyor, yemeğini yiyen gidiyor. Biraz su içiyorlar, ondan sonra tekrar geliyorlar. Kalanları temizliyorlar. Güzeldi. Evet, bu aralarda da yeme şeklini değiştirdim arkadaşlar. 2-3 gündür galiba. Sabahları 3.5 veriyorum. Bir yarım süt yemi, bir yarım arpa kırbası, bir yarım da toklu besi veriyorum. Ondan sonra akşamları da 4.5 veriyorum. 2.5 süt yemi veriyorum. Bir yarım toklu besi veriyorum. Bir yarım da yine arpa kırması veriyorum. Ki sütleri olsun da hiç olmasın, çocukları, yavrularını doyursunlar diye. Bunlara bu şekilde bakmaya devam ediyorum. O zaman da hemen hemen yaklaşık yine hesaplamadım ama 800-900 gramlara neyi geliyor arkadaşlar? Yem oranları günlük. Koyun başı 900 gram neyi civarında yiyorlar. İyi fena değil hayvanlarım. Aralarında bir iki tane vardı. Zayıf olan. Bakın hatta göstereyim. Birisi 15 numaranın hemen yanındaki mesela. Bu da şişeklerimizden. Koyunlarımızdan 4 numaramış benim o. Biraz bu zayıf. Güne iyi, fena değil. Bu dombili oldu. Buna da yine bir gözlerine bakayım ben. Bu gözlerine bir bunun öteki gözünde arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz çapaklanma var. Gördünüz mü? Evet. Şurada çapaklanma var. Ona biraz ilaç sıktı mı düzeliyor. Ona bir ilaç sıkalım. Benim o da şişeklerimden. Evet. Ondan sonra başka hangisi vardı? Bir de bu var. Bu yok. Bu 18 numara bu. Şu 41 numara. 41 kere maşallah diyelim arkadaşlar. Bu da biraz zayıftı ama kendine geliyor. Başka ötekiler, bazı şişeklerimiz ne var? Onlar da normal arkadaşlar. Yani vardı 2-3 tane vardı böyle zayıf. Ama şükür onlar da kendine geldi. Şu tamamen zayıf. Bu zavallı. Kuzuların olduğu yerden bile geçiyor. Buna ne yapsak bilmiyorum. Buna da bir ademin vurayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, maşallah demeyi unutmayalım. Yorumlarınızı da yazarsanız sevinirim. Maşallah dediğinizi bir alalım. Bunun da gözüne şey patmıştı, sap patmıştı yazın. Bunun tek gözü yok arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlarınızı, sık sık yorumlarınızı, bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı lütfen bol bol yorum atın. Eğer yani
Hemen hemen videolarım değişik oranda seyrediliyor yalnız. Yani 300-500 kişilerden aşağı seyredilmiyor. Onların hepsi var ya, birer maşallah derseniz var, çok sevinirim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar, bu abone olmayan arkadaşlara da sesleniyorum burada, rica ediyorum. Abone olursanız çok çok sevinirim. Yani abone olmak ücretli değil arkadaşlar. Olursanız bana destek olmuş olursunuz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum arkadaşlar. Allah razı olsun hepinizden de. Destek verenlerden, vermeyenlerden, izleyenlerden. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şöyle yani 500-600 kişi şöyle bir maşallah deyip de bir yorum yaparsanız, inanın keşfeteneği çıkarız galiba. Nasıl çıkılıyor onu da bilmiyorum ama çıkacağız inşallah sizlerin sayesinde. Evet. Yani sizlerin bir nokta bile koymanız bizim kanalımız için, daha çok izleyicilerimizlerin izlemeleri için çok önemli arkadaşlar. Ne kadar çok koyarsanız YouTube bizi daha çok öneriyor. Onun için lütfen videolarımı da sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Evet, hemen Ayşecik'i burada tutayım. Ayşecik, sen ne düşünüyorsun bu konularda, bu YouTube hakkında? YouTube hakkında? Vallahi YouTube hakkında, kanalımız hakkında diyeyim ben. YouTube hakkında demeyeyim de, kanalımız hakkında ne düşünüyorsun? Kanalımız hakkında içeriği bol. Günlük vlog. Eski vlogları attığımız yok. Köy hayatı, köy yaşantısı. Köyün vallahi yaşantısının, köy arkadaşlar, köy yaşantısının vallahi dibine kadar yaşayanlardan biriyiz. Evet. Çünkü sıfırdan geldik biz buraya. Sıfırdan iş yapmaya başladık. Neyin zorluklarını yaşıyoruz onu da sizlere aktarıyoruz. Yani hiç yalansız, katkısız, her şeysiz. Ama bir şu gerçek, videolarımızı sonuna kadar izleyin lütfen. Beğenileri de beğeni yapmayı ve paylaştıkça çoğalırız. Birazcık destek istiyoruz sizden. Hep buna çökünüz. Evet arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Benlik bu kadar. Yani ne kadar çok yorum yaparsanız, ne kadar çok paylaşırsanız, ne kadar çok abone olursanız, işte diyorlar yani keşfete düşmemiz lazım diye, bizim de galiba keşfete düşmemiz lazım bu işte. Ki bir kazanç elde ederim ama vallahi şu ana kadar hiç 5 kuruş kazanç neyi elde etmeyi bırakın. Yani aboneliklerimizi bile yavaş yavaş artıyor ama... Ya nereye geliyorsun? Nereye? Yürü. 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 Allah Allah. Horoz olunca keserim. O da fileye benziyor gerçi de. Evet, koçlarımız da burada arkadaşlar. Koçlarımız burada. Onların da yemlerini döktüm. Bunlara da günlük bakıyorum arkadaşlar. Fazla bakmak istemiyorum. Evet, karacamız burada arkadaşlar. Yakında buna çekiliş yapacağız. Çekilişte Karaca'ya çekiliş yapacağız arkadaşlar. Kime çıkarsa Karaca ona vereceğim. Ama çok gerçekten sevimli. İnsan sever ama bir o kadar da işe yaramaz arkadaşlar. Evet. Şimdi koyunlarımızı da buraya koyduk arkadaşlar. Geliyorlar yavaş yavaş. Şimdi sularını içtiler. Ben işte de hortumu toplayıp hortumu topladıktan sonra da Ayşe! Ayşecik! Vallahi bir tane daha burada var. Evet, Ayşecik'in tavuklar firar ediyor. Nerede sıcak oraya geliyorlar arkadaşlar. O da burada. Yavaş olun, yavaş! O da burada arkadaşlar. O da firar etti. Buralarda oyalanıyor. Şimdi ben şu hortumu çekeceğim arkadaşlar. Çektikten sonra da koyunlarımızı içeri alacağız. Evet. İçeri alacağız. Burayı kapatalım. Çünkü şey olmasın. Ciğeren olmasın. Pencereler önemli arkadaşlar. Havalandırmalar önemli.
Yani çoğu herkes diyor ki çadırlarda işte terleme oluyor. Doğru oluyor. Çadırların bir problemi var, o da terleme. Ama havalandırmayı güzel yaparsanız, düzgün yaparsanız şey oluyor arkadaşlar. Havalandırmayı düzgün yaparsanız terleme neyi olmuyor. Onun için havalandırmayı düzgün, mutlaka bir pencere açık. Bir dün kapattım, dün de bayağı bir soğuktu. Ayşecik yakalarsan helal olsun sana. Evet, bunlar keyfi gelince gidecekler. Evet, havalandırmayı düzgün yaptığınız zaman şey olmuyor arkadaşlar. Bakın ben buraya bir kere çizgi çektim. Yani fazla çamur, mırık yok burada. Hafiften yumuşak, o da normal. Kuzularımızın olduğu bölüm de öyle. Bakın 3 tane pencere var arkadaşlar. Bu 3 pencerenin 2 gündür çekini açıyorum sabahları. Bir dün kapattım akşam, o da 12'den sonra kapattım hava soğudu diye. Ufaklıkları da anaların yanına saldığım için şey olmasın dedim. Soğuk olmasın diye. Onu kapattım, ondan sonra da olmuyor. Bakın hiçbir terleme olmuyor arkadaşlar. Ha bir de hayvan sayısına bağlı. Çoğu yerde diyorlar ki işte çadır terleme yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Evet doğru. Burada hemen hemen 87 tane nehir civarında kuzuları saymadım. Kuzularla beraber hadi deyin ki 100 deyin. 100 tane hayvan var arkadaşlar burada. Burada buraya kaç tane hayvan lazım? Sığması lazım biliyor musunuz? Bakın bura ona 7. 70 metrekare. 70 metrekare arkadaşlar. 1,5 metrekareden koyun ve kuzusu ile beraber 1,5 metrekareden hesaplayın. Yani 1 metreden hesaplarsanız 70 koyun eder. Ben bile fazla koymuş oluyorum buraya. Kuzularla beraber ama bakın. Kuzularla beraber. Ben bile fazla koydum halde havalandırmayı düzgün yaptığım için terleme yapmıyor arkadaşlar. Onun için mesela 70 metrekareye bazı yerlerde de 2 metrekare düşüyor koyunla kuzusuyla beraber, koyun ikisinin beraber. Yani o zaman bile 2 kere 7'nin 14, 140 metrekare ediyor. Burası 70 metrekare. Yani benim aslında bundan sonra buraya fazla hayvan almamam lazım. Fazla hayvan aldıktan sonra yani bir çadıra şura iyi koyun alıyor diye 100 tane, 200 tane, 200 tane, 150 tane hayvanı koyarsam terleme istediğiniz kadar havalandırma bile yapsanız terleme olacaktır arkadaşlar. Çünkü o kadar hayvanın soluduğu hava ne olacak? Nem yapacak, yukarıdan aşağıya yağmur gibi yağar. Onun için bu çadırlarda birincisi içeriye girecek hayvanın sayısı. İkincisi havalandırmalarınızın doğru düzgün yapmanız. Yani havalandırma yapıyorsunuz diye de buraları da açıp da ben buraları sadece su doldurmak için açıyorum. Buraları açıp da ceyrana bırakmamak lazım hayvanları. Bakın benim mesela bu tarafımda da mesela 3 tane pencerem var. Sadece kapıyı açtığım için bunları ben yaz, kış boyu açmıyorum. Yazın bile bir tek tarafı açıyorum arkadaşlar. Ya sol tarafı açıyorum ya da bu tarafı açıyorum. Yazın bile yani. Yazın serin olsun diye rüzgar nereden geliyorsa orayı açıyorum. Yani bomba mutlaka açık. Ama karşı tarafları ya da ne diyeyim ben size, bu tarafı açıp da ceyrana bırakmıyorum hayvanları. Eğer ceyrana kalırsa hayvanlar arkadaşlar fazla uzun süre olmadan hastalanmaya başlarlar, hastalanırlar. Yani bütün hayvanlar, insanlar da dahil, ceyrana kaldığımız zaman ne hale geliyoruz? Üşüyoruz, ondan sonra hatta yatanık bile oluyoruz, yatıyoruz bile ya. Yataktan kalkamıyoruz yani ceyrana kapıldığımız zaman. Hayvanlar da bizler gibi arkadaşlar. Onun için havalandırmamız düzgün olacak. Hayvan, çadıra koyduğumuz hayvan sayısı düzgün olacak. Sayısına göre koyacağız. O zaman hiçbir problem olmuyor arkadaşlar. Bence
Öteki yapım ağırlardan bile iyi. Don bile olmuyor. Mesela bazı yerlerde, mesela ben koçların olduğu yere bak söyleyeyim. Ben koçların olduğu yeri ben mesela yarısı çadır, yarısını ben yaptığım halde oradaki su donuyor ama buradaki su donmuyor arkadaşlar. Evet. Bu bilgileri de vermiş olduk sizlere. Yani bu işleri yapacak olanlar dikkate alsın çadır. Çadır her konuda maliyet bakımından daha ucuz oluyor. Ve yaptıran da pişman olduğunu hiç zannetmiyorum. Eğer havalandırması güzel olursa arkadaşlar. Evet. Köy hayatında arkadaşlar, köy hayatının içinden dibine kadar gerçekten yaşıyoruz. Köy hayatı zor. Zorluğu kadar da o kadar zevkli, o kadar güzel, o kadar iyi bir uğraş diyeyim ben size. Köyde yediğiniz, içtiğiniz genelde kendi üretiminiz oluyor. Kendi ürettiğiniz için de sağlıklı da beslenmiş oluyorsunuz. Evet deyip burada bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoyu böylece evet, burada kapatacağım. Bu videoyu da burada ben sonlandırıyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bu videolar sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Gerçi bu bölümleri çoğunuz atlıyorsunuz ama gerçekten ne söylenecek de son zamanlarda gerçekten söyleniyor laflar. Bil babında olsun. Bir istek ağzı babında olsun. Eğer bir isteğiniz olursa, yapabileceğiniz bir iste, başımızın gözümüzün üstünde yerimiz var. Her zaman bekleriz. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Sağlık ve sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.